Masal keyfi. Kızım, gel. Efendim anneciğim. Doğum günün kutlu olsun canım kızım. Gel bak, sana hediye aldım. Çok teşekkür ederim. Ne var bunun içinde acaba? Bu hediye paketinin içerisinden kırmızı bir pelerin çıkmış. Kızım bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bu kıyafeti çok beğendim. Aman da aman, benim kızıma bu kıyafet ne kadar çok yakışmış böyle. Ay, acaba yine aynı kıyafeti mi giyecek? Tabii ki. Zaten adı kırmızı başlıklı kız. Ben derdim. Merhaba. Yavrucuğum, babaannen çok hasta. Kardeşin de birazcık rahatsız, ağlıyor, durmuyor. Yemekleri ben götüremeyeceğim. Babaanneni bu sepete götürebilir misin? Tamam anneciğim, götürürüm. Kestirme ama tehlikeli olan yoldan gitme. Uzun ama güvenli olan yoldan git. Tamam anneciğim, güvenli yoldan giderim. Çok acelemiz olduğu zaman kestirme yolu kullanıyoruz. Ama yanımızda baban da oluyor. Babasız öyle yerlere gidilmez. Sepeti al bakalım yavrum. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Bak bir daha söylüyorum. Sakın o yoldan gitme, tamam mı? Tamam anneciğim. Babaannene benden çok selam söyle. Hangi yoldan gitsem acaba? Buradan mı gitsem? Ya tam buradan gitsem. Annem bu yoldan gitmek yok demişti. Allah Allah. Yapsam acaba? Bir şey olmaz, bu yoldan gideyim. Daha sestirimi daha tuza. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlememiş ve annesinin gitme dediği yoldan gitmiş. Derken karşısına bir kurt çıkmış. Merhaba küçük kız. Benim adım kırmızı başlıklı kız. Nereye gidiyorsun böyle? Babaanneme gidiyorum. Babaannem çok hastalanmış, ona yemek getiriyorum. Bu yolun sonunda oturuyor. Çok geçmiş olsun kırmızı başlıklı kız. İnşallah hemen iyileşir. Hadi sana iyi günler. İyi günler. Ha 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 ha. Bugünkü yiyeceğim de hazır. Ben de avcıdan korktuğum için burada yememiştim. Babaannesinin evinde yiyebilirim. Kurt, kırmızı başlıklı kızdan önce babaannesinin evine gelmiş. Kim o? Ben kırmızı başlıklı kız. Kapı açık kızım, girebilirsin içeriye. Kurt içeriye girmiş, içeriye girdiği gibi babaannesini yemiş ve midesine indirmiş. Sonra babaannesinin gözlüğünü ve örtüsünü takarak babaannenin yatağına yatmış ve kırmızı başlıklı kızı beklemiş. Kapı açık kızım, girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız çok şaşkınmış. Çünkü bu pek de babaannesine benzemiyormuş. Babaanneciğim, babaanneciğim. Senin gözlerin neden büyük?
Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Babaanneciğim, dilaklarım neden büyük? Seni daha iyi duyabilmek için kızım. Babaanneciğim, nazım neden büyük? Aa, yeter seni daha iyi bilmek için. Gel buraya kaçma. Yardım edin. Yardım edin. Küçük kız tabii ki kaçamamış. Kurt onu da midesine indirmiş. Sonra da uyumuş. Sesleri duyan avcı hemen babaannenin evine doğru gelmiş ve içeriye girmiş. İçeri girdiğinde kurt uyuyormuş. Hain kurt, demek ki buradasın. Merak etmeyin, sizi kurtaracağım. Avcı kurdun karnını kesmiş. İlk önce babaannesini çıkartmış. Sonra da kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Bizi kurtardığın için çok minnettarım oğlum. Ne demek efendim? Vazifemiz. Beni kurtardığım için çok teşekkür ederim. Çok pişmanım. Annemin sözünü dinleyeceğim. Çocuklar, siz de hep büyüklerinizin sözünü dinleyin, olur mu? Hoşça kalın. YouTube Masal Keyif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyif'i.